Transfer Plus ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Yanımda Zeki Uzundurukhan var. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar kardeşim. Teşekkür ederim. Sen de bildiğin üzere Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetimi sonrası çıkış yakalamış bir Fenerbahçe var. Şu anda Evet. da ikincilikle büyük bir iddiayla devam ediyor. Büyük ihtimalle de ikincilikle ligi bitirecek. Avrupa Kupaları adına da çok önem taşıyor bu ikincilik. Bununla birlikte sezon sonu yeni teknik direktörle devam edileceği açıklanmıştı. Bununla birlikte transfer haberleri geliyor. Senin de verdiğin özel bilgiler var. Özellikle golcü transferi ve bek kanat transferi. Bu isimler de Aboubakar ve Alex Telles. Yani aslında Evet. Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandıracak Türkiye'ye gelen, daha önce Türkiye'de çok iyi işler yapmış isimler. Bu isimlerin Fenerbahçe'ye gelme olasılığı nedir? Transfer haberini senden alabilir miyiz? Şimdi şöyle, tabii ki transfer haberleri Fenerbahçe hareketli bir transfer sezonu geçirecek. En başta A+ bir teknik direktör getirecek ki Jorge Jesus'un açıklanması an meselesi diye düşünüyorum ki yarın Başkan Ali Koç'un Ülker Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısında bu soru mutlaka Ali Koç'a sorulacaktır, yöneltilecektir ve Ali Koç da artık o meşhur fotoğraftan sonra Portekiz Cumhurbaşkanı'nın da bulunduğu yemekte çekilen o restoranda, meşhur restoranda, Lizbon'daki restoranda çekilen fotoğraftan sonra bir açıklama yapacaktır. Ben o fotoğrafa tıpkı dönemin başkan yardımcısı Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'la Falcao fotoğrafı gibi Evet. benzerlik görüyorum. Orada da iş bittikten sonra böyle fotoğraf verilmişti. Burada da ben şartlarda anlaşıldığını, ufak tefek pürüzler kaldığını düşünüyorum. Hatta Fenerbahçe'de göreve soyunmadan önce de Jorge Jesus'un Rio Karnavalı'na gidip stres attığını bir hafta şimdi artık hafta sonu oynayacak Beşiktaş derbisini izleyeceğini, belki yardımcısı gelip izleyecek ama Jorge Jesus da mutlaka izleyecektir. Ben Jorge Jesus transferine artık bitti gözüyle bakıyorum. Yarın da muhtemeldir hoca konusunda, Jesus konusunda bir açıklama mutlaka yapacaktır. Ama bu açıklamanın olumlu bir açıklama olacağını düşünüyorum. İsmail Kartal ne kadar başarılı olursa olsun en başta söylendiği için artık ben yeni bir teknik direktör getireceğim. İsmail Kartal da göreve gelirken sezon sonuna kadar o görev verilmişti kendisine. Yollar sezon sonu ayrılacak. İsmail Kartal'ın burada Konyaspor'daki o kötü sezonundan, başarısız sezonundan sonra yaklaşık bir yıl takım bulamamıştı. O da artık hani küllenen bir teknik direktörken şimdi küllerinden doğan bir teknik direktör oldu Fenerbahçe sayesinde. Çok formda. Mutlaka zirvenin eteklerini oynayan bir takımda görev alacaktır önümüzdeki yıl. Hatta Süper Lig'e çıkan Ankaragücü camiasının çok sevdiği bir teknik direktör İsmail Kartal. Belki de Ankaragücü'ne de gidebilir. Ama Jorge Jesus da olsa, Löw de olsa onların yardımcısı olmayacağını söyledi. Zaten bu A+ teknik direktörler, Jorge Jesus gibi teknik direktörler ekibiyle geliyorlar. Evet. O şekilde olmaz. Yani işte diyorlar ya İsmail Kartal kalsın, yardımcı hoca olsun. Nasıl olacak? Yani A+ teknik direktörler yardımcılarıyla geliyor. Üçüncü, beşinci yardımcısı ne olacak? Ki altı yardımcısıyla, ekibinde altı yardımcısı, yani altı kişilik bir ekibi var Jorge Jesus'un. O ekiple gelecek. Yani çift başlılık olur, takım içinde sıkıntı olur. Yerli oyuncular İsmail Kartal'dan yana başarısız sonuçlarda tavır alırlar. Hep böyle olmuştur. Bu iş olmaz. İsmail Kartal da yıpratılır, Jorge Jesus da yıpranır. O yüzden doğru karar alıyor bana göre Fenerbahçe yönetimi. Bunu söyleyelim. Yani transferlere gelirsek tabii ki Aboubakar Beşiktaş'ta sezonu tamamladığı zaman da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ama parayı tercih etmişti. Al-Nassr'a gitmişti. Şimdi oradan da yine Avrupa'ya açılmak istiyor. Türkiye Ligi'ni düşünüyor. Fenerbahçe her dönem Aboubakar'a talip olmuştu. Şimdi ciddi anlamda talip. Görüşmeler sürüyor. Bu transfer olur mu? Tabii ki olur. Niye olmasın? Ben hani Fenerbahçe ciddi anlamda Aboubakar'ı isterse, yeni hoca isterse İstanbul'a tekrar dönüp bu kez Fenerbahçe formasını giyer. Alex Telles konusuna gelirsek sol bek sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Devre arasında İsmail Kartal istemişti. Oraya bir çeşitli takım içinden çözümler bulundu ama transfer yapılamadı.
Şimdi bir dönem Galatasaray'da oynayan Ajax Telles, Manchester United'da oynayan sol beki düşünüyor. Sol kanatta çok iyi. Evet. Sol ayağı çok güçlü olan bir oyuncu Ajax Telles. Erik ten Hag da Manchester United'ın yeni hocası da 25 kişilik listede Alex Telles'in ismini vermemiş. Yeni evet. sezon için 25 kişilik bir liste vermiş, öyle söyleyeyim. Erik ten Hag ve Hollandalı teknik adam Brezilyalı soldaki listeye dahil etmemiş. O yüzden Türkiye'yi tanıyan bir oyuncu olduğu için düşünülüyor. Peki bu isimleri Abubakar'ı ve Alex Telles'i Jorge Jesus mu bu isimleri verdi yoksa İsmail Kartal mı diye soracaksın. İsmail Kartal'ın verdiği isim Türkiye'yi tanıyan isimler olduğu için İsmail Kartal böyle isim vermiş. Çünkü sezon sonu için Fenerbahçe yönetimi hem İsmail Kartal'dan hem de yeni gelecek hocadan bir liste istemiş. İsmail Kartal'ın verdiği listede bu iki oyuncu varmıştır. Varmış. Yani olursa ki olma ihtimali dediğim gibi çok yüksek. Jorge Jesus'un listesinde mutlaka 3-4 tane Portekiz'den ya da Brezilya'dan da olabilir. Güney Amerikalı oyuncular olacak genelde, öyle görünüyor. Marka isimleri isteyecektir. Çünkü minimum 30, maksimum 40 milyon euroluk bir transfer bütçesi istemiş Fenerbahçe'den. Yani bu demektir ki Fenerbahçe bir de satışa çıkaracağı oyuncular olacaktır. Mutlaka Fenerbahçe'nin elinden çıkaracağı oyuncular olacaktır. Yabancı ya da yerli. Oradan da bir kulübe katkı sağlanacak transfer için kaynak kazanmış olacak kulüp. O yüzden Fenerbahçe'nin çok kaliteli transferler yapacağını, A+ oyuncular alacağını düşünüyorum. Çünkü 5. yıla gidecek Ali Koç ve ortada bir kupa yok. Lig kupasını almak için, şampiyon olmak için gözünü karartan bir Fenerbahçe yönetimi görüyorum ben. Evet. Hocadan sonra da o flash transferleri mutlaka yapacaktır. Bakayeme ismi de çok konuşuluyor. Antony Bakayeme Trabzonspor'la henüz sözleşme yenilemedi ama Trabzonspor şampiyonluk sarhoşu gibi adeta evet. en kısa zamanda Bakayeme ile masaya oturacaktır. Oradaki sıkıntı para değil zaten. Abdullah Avcı'nın isteğiyle 1+1 yıllık Trabzonspor sözleşme uzatmak istiyor. Bakayeme'nin ve menajerinin istediği yıllık kontrat 2+1 yıllık. Ama önümüzdeki 34 yaşında olacak Bakayeme. Bence mantıklı olan 1+1 yıllık sözleşme. Ama 3+1 yıllık nasıl olacak, nasıl ikna edilecek? Tabii onu en iyi Trabzonspor yönetimi bilir. Ama Sosa ve Novak'ta yaptığını Trabzonspor bu kez yapmayacaktır. Çünkü şampiyonlukta büyük katkısı olan Bakayeme'yi tutmak için her yolu deneyecektir. Ki dediğim gibi yani ekonomik olarak bir sıkıntı yok. Aldığı ücrette, evet ücrete artırılacak. Çünkü şampiyon olan kadrodaki bütün oyuncuların mutlaka ücreti artacaktır. Ekstra bonuslar eklenecektir kalan oyunculara. Böyle baktığımızda da tabii ki Bakayeme de haklı olarak ücretinde bir yani güzel mi isteyecektir. Abi sesin gitti ama. Şu an geliyor mu sesim? Senin sesini alamıyorum abi şu anda. Dondu. Soruyu alabilir miyim? Tekrar telefon geldiği için biliyorsun evet, sıkıntı oluyor. Duyamadım ismini, kusura bakmasın izleyicilerimize. Abi canlı yayında değiliz. Bantın öyle mi? Evet, yani iyi bak. Telefon aynen, geldi bir anda. Kesiliyor biliyorsun görüntü. Mikrofonu evet, açtım tekrar. Tamam sıkıntı yok abi. Aynı kaldığın yerden istersen devam edebilirsin abi. Nerede kalmıştık? Yani Bakayeme'den devam et istersen. Ben Bakayeme'den devam edeyim. Aynen, dediğimiz gibi yıl konusu, kontrata eklenecek yıl konusu sıkıntı yaşıyor Trabzonspor yönetimi. Çünkü Bakayeme futbolu Trabzonspor'da. Son kontratı çünkü. Ve dediğimiz gibi 2+1 yıllık istiyor, 3 yıllık bir kontrat. Trabzonspor'da 1+1 yıl, 2 yıllık kontrat öneriyor. Orta noktada buluşacaklarını söyleyebilirim. Çünkü Başkan Ahmet Ağalı cephesine yani Trabzonspor yönetiminden şu açıklama gelmedi. Biz Bakayeme'de anlaşamadık, anlaşmayacağız açıklaması yok.
görüşmelerde hiçbir sıkıntı yok şeklinde bilgi veriyorlar. Ya Bakayemen'in menajeri Deniz Türker de geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Trabzonspor'la görüşüyoruz. Bugüne kadar Fenerbahçe ile en ufak bir görüşmemiz olmadı. Trabzonspor'la olan görüşmemizde de sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz demişti. Ama gelinen süreçte ne oldu? Şampiyonluk maçında Bakayem'e oynamadı, yedekti. Bütün bunların cevabını tabii Trabzonspor yönetimi ve Bakayem'e taraf verecektir. Ama benim aldığım bilgiler Trabzonspor'un Bakayem'i bırakmayacağı şeklinde. Ama Bakayem'e zorluk çıkarırsa, yok ben X takımla anlaştım ya da Fenerbahçe ile anlaştım gitmek istiyorum derse Trabzonspor elbette ki tutmaz ve tutamaz. Evet. Ama dediğimiz gibi menajere de Fenerbahçe ile en ufak bir görüşme yapmadık demişti. Burada dediğim gibi Trabzonspor Bakayemi'yi mutlu edecek, Bakayemi'nin mutlu olmasını sağlayacak ekonomik şartları kendisine sunacaktır. Ama Bakayemi yok işte ben 3 milyon euro tamam iyi paraydı ama X kulüp ya da Fenerbahçe, Fenerbahçe ismini hani yanlış anlamasınlar, Fenerbahçe ile adı geçtiği için söylüyorum. Bir bakarsın Beşiktaş Galatasaray da olabilir. 3 milyon değil de 5 milyon euro bana teklif ettiler derse tabii ki güle güle denir, buyur denir, bu paraya biz çıkamayız denir. Ama daha kulüplerin harcama limitleri bile açıklanmadı. Yayıncı kuruluşla anlaşma yapılmadı. Harcama limitlerini federasyon açıkladıktan sonra transferde harekete geçirilecek. O yüzden işte yani böyle 3 milyon eurolar, 4 milyon euroları verecek kulüp olacağını düşünmüyorum. Ki buna Fenerbahçe de dahil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da söylemişti. Bu şartlarda, bu ekonomik şartlarda öyle pahalı transferler biz de yapamayız, hiçbir kulüp de yapamayız demişti. Bakalım hep birlikte göreceğiz ama Fenerbahçe'nin iyi transferler yapacağını biliyorum. Kiralık olarak bu transferler olabilir. Bir de Jorge Jesus gelirse onun zaten ajandasında kendi getireceği oyuncular mutlaka vardır. Hatırla Bahia'dan Talisca'yı Benfica'ya getirmişti. Çok cüzi bir miktara. Sonra oynadıktan sonra Beşiktaş'a 4 milyon euroya kiralanmıştı. Sonra Benfica'ya döndükten sonra 25 milyon euroya Çin'e satılmıştı. Yani yaklaşık 30 milyon euro kazandırmıştı Benfica'ya. Yine öyle mutlaka oyuncular, potansiyelli oyuncular getirecektir Fenerbahçe ile anlaşma tamamlanırsa. Fenerbahçe hem yarışıp şampiyonluklar kazanacaktır hem de bu oyuncular Fenerbahçe'de üst seviyeye çıktıktan sonra Fenerbahçe kulübü bu oyunculardan para kazanacaktır. Zaten A-plus teknik direktörler böyle teknik direktörlerdir. Hem yarışırlar, kulübe kazandırırlar, hem kendileri çok kazanırlar ama bir taraftan da kulüpler kazanır. O yüzden böyle yatırımlar yapılıyor ki konuşulan rakam da 7 milyon euro yıllık maaşı Jorge Jesus'un. Zaten genelde böyledir ki Suudi Arabistan'dan 10 milyon euroluk bir teklif gelmişti kendisine yaklaşık 20 gün önce, kabul etmemişti. Çünkü o daha çok Avrupa'da ya da Güney Amerika'da çalışmayı ya da Portekiz'de yine çalışmayı düşünebilir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin teklifi heyecanlandıran bir tekliftir. Flamengo'nun teklifinden daha iyidir. Ha, Brezilya milli takımından bir teklif gelirse milli takım bambaşka. Ama orada da şartların iyi olması lazım. Çünkü herkes şunu söylüyor. Evet, gittiği her takımda şampiyonluk, kupa kazandırır. Yakın çevresindekiler, özellikle Portekizli gazeteciler bunu söylüyor. Jorge Jesus ama iyi bir maaş alır. Ekibine de iyi maaşlar verdirtir. Onun dışında da transfer bütçeleri çok iyidir. Yani Benfica'dan 80 milyon euroluk bir kadro kurmuştu. Bütçeyle dev bir kadro kurup şampiyon olmuştu. Flamengo'da 40 milyon euroluk bir kadro kurmuştu. Fenerbahçe'den de yine 30-40 milyon euro arası bir bütçeyle başarılı olacaktır. Abi teşekkürler. Bu arada Aboubakar ve Telles transferinin de aslında Fenerbahçe'nin bir adım önde olması sebebi Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gidemeyecek olması. Aslında buradaki oyuncuları bunu düşünürken Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda olması da onları etkilemiştir mutlaka. Yani onun dışında bu oyuncular daha çok ön planda parayı tutuyorlar. Evet. Geçen yıl hatırla o son düzlükte final serisinde Beşiktaş'ta otomatik sözleşmesini uzatmamak için sakatım dedi. Yaklaşık ona yakın maçı çıkmadı. Sonra da şampiyonluk kutlamalarında Boğaz turunda şov yaptı. Break dans yaptı adeta. rap müziğiyle her şeyi oynadı.
Baktım ya bu adamın ayağında hiçbir sakatlık yok, bacağında sakatlık yok. Yani böyle yapan futbolcular da var ki, Abubakar böyle bir futbolcu. Talisca da aynen parayı tercih eden bir futbolcu. Evet. Yani Talisca Beşiktaş konuşurken öncelikle parayı konuşmak lazım. Hani tamam Talisca zaman zaman fotoğraf paylaşıyor ama 5 milyon dersen sana sırtını döner, 10 milyon dersen koşa koşa gelir. Evet. Aynı şeyi Abubakar için de söyleriz ama Ajax Telles önemli bir oyuncu. Alabilirse Fenerbahçe gerçekten büyük iş yapmış olur. Bir kanadını çok sağlamlaştırmış olur. Bu tip oyuncular rakipler üzerinde de çok etkili olur. Psikolojik üstünlük sağlar sahada. Elini kolaylaştırır teknik direktörün. Kesinlikle abi. Abi çok teşekkürler. Ağzına Ben sağlık. teşekkür ederim. Zaten Talisca ve daha doğrusu Abubakar ve Ajax Telles transferlerinde yeni gelişmeler olunca tekrardan seninle birlikte programlar yapacağız. Tabii. Yaparız tabii. Ne demek. Tekrardan teşekkürler.